Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ekşi maya kullanmadan ekşi maya tadında nefis bir ekmek yaptım. Yerken tıpkı bir ekşi mayalı ekmek yiyormuş gibi hissedeceğiniz nefis bir tarif. Ekmeğin dokusu, görüntüsü gerçekten harika. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve nasıl yapmışım gelin hep beraber izleyelim. İlk olarak mayalı suyu hazırlıyorum. 3 su bardağı ılık suyun içerisine yarım paket yaş maya kullanıyorum. Yaklaşık 20 grama denk geliyor. Mayayı suyun içerisine elimle ufalıyorum. Bu ekmeğimiz sadece 4 ana malzemeden oluşuyor. Un, su, maya ve tuz var. İçerisinde şeker, yağ herhangi hiçbir şey yok. Bütün mayayı içerisine koydum ve spatula ile karıştırıyorum. Mayalı su kenarda bekleyecek. Daha sonrasında unun içerisine ekleyeceğim ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Bu arada suyun sıcaklığına dikkat edin. Kesinlikle sıcak ya da soğuk olmaması gerekiyor. Ilık olması yeterli. Aksi halde maya aktifleşmez ve ekmeğiniz güzel olmaz. Şimdi yoğurma kabının içerisine unu eleyerek alıyorum. Bu tarifte 1 kilo un kullandım. Yani 6,5 su bardağına denk geliyor. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Videoda kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmını ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Unun tamamını yoğurma kabının içerisine eliyorum. Unu elediğimiz için hamur çok daha hacimli ve kabarık olacak. O yüzden lütfen unu eleme aşamasını atlamayın. Ekmeği yapmadan önce videoyu dikkatli şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü birçok püf noktası vereceğim. Onları kaçırmayın. Elemiş olduğum unun üzerine 2 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Un ve tuzu şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında da hazırlamış olduğum mayalı suyu ilave edeceğim. Olabildiğince yumuşak, ele yapışan bir hamur hazırlayacağım. Un ve tuzu yeteri kadar karıştırdım. Şimdi mayalı suyu ilave ediyorum. Tamamını içerisine döktüm. İlk olarak spatula ile karıştırıyorum. Tarifte kullandığım bütün malzemeleri sizlere aynı şekilde aktarıyorum. Ama sizin kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için hamurunuz cıvık veya katı olabilir. Baktınız ki çok cıvık oldu. Çok az un ilavesi yapabilirsiniz. Veya çok katı bir hamur olduysa biraz su ilavesi yaparak hamuru yumuşatabilirsiniz. Zaten hamuru hazırlarken de olabildiğince yumuşak ve ele yapışan bir hamur hazırlayacağız kıvamını göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi spatulayı içerisinden çıkarıyorum. Güzel, homojen bir hamur olana kadar elimle yoğuruyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçtiğinden ve karışımın tamamen homojen olduğundan emin olun. Ekmeğin güzel olabilmesi için bütün malzemelerin özleşmesi önemli. Yoğurma kabının kenarlarındaki hamurları da elimle alıyorum ve unu güzelce yoğuruyorum. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi olabildiğince ele yapışıyor. Bu şekilde hamuru en az 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Bu tarifte hamuru tezgaha almanıza gerek yok çünkü çok yapışkan bir hamur olduğu için tezgaha da yapışacak ve un kullanmanız gerekecek. Yoğurma kabınızın içerisinde bu şekilde arada bir elinizi ıslatarak hamuru güzelce yoğurabilirsiniz. Bu arada hamuru yoğururken olabildiğince geniş bir kap seçin. Bu sayede hamuru çok daha güzel yoğuracaksınız ve sizleri yormayacak. Hamuru güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi olabildiğince yumuşak ve ele yapışıyor. Kesinlikle daha fazla un ilavesi yapmıyoruz. Hamurun kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Üzerine bir tabak kapatıyorum ve 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Hamuru 1 saat boyunca mayalandırdım. Gördüğünüz gibi 2-3 katına da çıkmış. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hamurun katlama aşamasına geçiyoruz bir kasenin içerisine su koyun. Elinizi arada bir ıslatarak hamuru bu şekilde katlayın. Hamurun dokusunu görüyorsunuz. Yumuşacık ve gözenekler şahane. Arada bir elimi ıslatarak hamuru en az 15-20 kez katlıyorum. Bu yapmış olduğumuz işlem sayesinde ekmeğin pişme esnasında gözenekleri daha da belirgin olacak. İçi gayet güzel pişecek. Ve kabarmalara doymayacak. Lütfen sizlerde bu aşamayı atlamayın. Vermiş olduğum tarifi birebir aynı şekilde uygulayın. O zaman sonuç Allah'ın izniyle çok güzel olacaktır. Hamurun kıvamı ve katlama işlemi sayesinde ekmeğimiz sanki ekşi mayalı ekmek gibi olacak. Gördüğünüz gibi hamuru havalandırarak üzerine kapatıyorum ve katlıyorum. katlama işlemi artık bitti. Tekrar üzerine tabak kapatıyorum ve yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi hamur çok daha güzel bir şekilde kabarmış. Havalandırdığımız ve katladığımız için hamur çok daha hacim kazanmış. Tekrardan elimi ıslatıyorum. Aynı işlemi tekrar uyguluyorum. Havalandırarak katlayıp üzerine kapatıyorum. Tarifi izleyince biraz meşakkatli gibi görünebilir. Ama gerçekten bu ekmeği yaparken inanılmaz keyif alacaksınız. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki bu katlama aşamaları e, sizlere keyif verecek. Ve arada bir elinizi ıslatmayı da ihmal etmeyin. Bu sayede hamur elinize yapışmayacak. Katlama işlemi bitti. Tekrar üzerine tabak kapatıyorum ve yarım saat boyunca tekrar dinlendiriyorum yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi yine hamur gayet güzel kabarmış. Görüntü ortada. Sanki ekşi mayalı gibi şu anki hamurun görüntüsü. Ve piştikten sonra da tıpkı ekşi mayalı gibi bir ekmek olacak. Elimi aynı şekilde ıslatarak hamurun altından kavrayıp üzerine havalandırarak katlıyorum. Bununla birlikte toplamda 3 kere katlama işlemi yapmış olduk. Hamuru havalandırarak katlıyorum. Sonrasında da artık ekmeğimizi şekil vereceğiz. Artık katlama ve dinlendirme aşamaları bitti. Şimdi hamuru kenara alıyorum. Tezgaha biraz un serpiyorum. katlamış olduğum hamuru tezgaha alacağım ve artık şekil vereceğim. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık ve akışkan. Çok cıvık oldu. Biraz un ilavesi yapayım şeklinde kesinlikle düşünmeyin. Bu tarifte hamurun kıvamı ne kadar cıvık olursa sonuç o kadar güzel olacak. Yoğurma kabının içerisindeki bütün hamuru tezgaha alıyorum. Elime çok az un serpiyorum eleme yapışmaması için ve hamuru kenarlarından üzerine doğru katlıyorum. Bu aşamada dahi hamuru havalandırarak katlıyorum. Bu sayede hamurun içerisine hava boşluğu giriyor ve daha belirgin şekilde gözenekler oluşuyor. Ekmeği bu şekilde hazırladıktan sonra ben tencerede pişireceğim. Dilerseniz borcamda veya tepside de pişirebilirsiniz. Hamura yuvarlak bir form veriyorum ve ters çeviriyorum. Bu aşamada biraz un serpmenizi tavsiye ederim. Çünkü hamur çok yapışkan olduğu için sizi zorlayacaktır. Onun için biraz un serpebilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum hamuru cam kaseye koyacağım. Temiz bir bezin üzerine bolca un serptim. Ve hazırlamış olduğum hamuru şimdi onun üzerine alıyorum. Bu sayede yüz yuvarlak bir şekil alacak. Hamurun üzerinin tırtıklı olması hiç önemli değil. Zaten tencereyi ters şekilde çevireceğim. Hamurun üzerine de bolca un serptikten sonra bezle kapatıyorum ve yarım saat boyunca tekrardan dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamuru artık pişirmeye göndereceğim. Yarım saat boyunca hamur dinlendi. Gördüğünüz gibi yine gayet güzel kabarmış. Bu aşamada bolca un serpmeyi ihmal etmeyin. Bez yapışmasın. Yağlı kağıdı tezgaha aldım. Hamuru ters şekilde üzerine kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün oldu. Şimdi hamuru tencerenin içerisine alacağım. Bu tarifte 28 santim çapında çelik tencere kullandım. Tencereyi seçerken olabildiğince yayvan bir tencere seçin. Çünkü e, yüksek tencere seçmeniz halinde ekmeğin içerisi pişmeyebilir, çiğ kalabilir. Bu şekilde karnıyarık tenceresi şeklinde bir tencere seçmenizi tavsiye ederim. Hamuru içerisine oturttum. Ve artık son aşamaya geldik. Üzerine çizik atacağım. Üzerine biraz un eliyorum. Bu arada fırında 180 dereceye açtım. En az 15-20 dakika öncesinde açın. Fırının tamamen ısındığına emin olun. Son olarak hamurun üzerine çizik atıyorum. Ben çizik atmak için neşter kullandım. Dilerseniz keskin bir bıçakla veya jiletle de bu işlemi yapabilirsiniz. Hamurun tam ortasından olacak şekilde tek bir çizgi atıyorum. Biraz daha üzerine bastırarak derinleştiriyorum. Ve artık hamur fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına hamuru gönderiyorum alt üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında tam 60 dakikada ekmeğim pişti. Ekmeğim fırından çıktıktan sonra 15 dakika boyunca tencerenin içerisinde beklettim. Bu şekilde tamamen içini çekti. Sonrasında tencerenin içerisinden ekmeği çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Hiçbir beyazlık yok. Ekmeğin nar gibi kızarması önemli. Altı da gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi keselim ve içine de bakalım. Sizler dilerseniz fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcağının gitmesini bekleyin. Sonra hemen sıcak sıcak dilimleyin ve servis edin. Ben sizlere daha güzel bir servis sunabilmek için ekmeğin biraz soğumasını bekledim. Ortadan ikiye ekmeği kesiyorum ve içinin güzelliğini sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir hamurlaşma yok. Dışı da içi de gayet güzel pişmiş. Gözenekleri ortada. Tıpkı ekşi mayalı ekmek gibi olmuş. Ekmek gerçekten çok güzel olmuş. Dokusu, elastikiyeti harika. Ekmeğin dokusunu daha ayrıntılı şekilde göstermek için ekmeği tekrardan ortadan ikiye kestim. Ne kadar güzel piştiğini, hiçbir hamurlaşma olmadığını görüyorsunuz. Sizlerde belirtmiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek ve vermiş olduğum tarife sadık kalarak harika ekmekler hazırlayabilirsiniz. Bu ekmeği kime ikram etseniz inanın ekşi mayayla yaptığınızı düşünecek. Çünkü lezzeti ve dokusu tam bir ekşi mayalı ekmek gibi olmuş. Hamurun kıvamını iyi tutturmak önemli ve katlama aşamaları, dinlendirme aşamaları oldukça önemli. Sizlerde bu şekilde harika ekmekler evde hazırlayabilirsiniz. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin diyorum. Ve artık sunuma geçiyorum. Bu güzel ekmeği nefis bir vişne ile taçlandırıyorum. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.